Herkese Nevşehir'in Avanos ilçesinden selamlar. Birazdan sizlere Kapadokya'nın ünlü çanak çömleklerinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Merak edenler videoyu sonuna kadar izlesinler. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl geçti yolculuk? Daha önce gelen oldu mu bölgeye? Geldik. Ne yapayım, ne istiyorsunuz? İyi bir şey. Bazı herkes yapıyor ama. Güzel bir şey istiyor. En zorunu yap hocam. Tamam. Aklımdan benim çaydanlık geçiyor. Şey mi? Yapayım bunu. Tamam hadi. Onu yapan zaten usta oluyor. Usta oluyor. 7-8 kişi yapabiliyor. Biri de bu kardeşim. Yani en Efe görüyor musun oradan? Gel Zümra'ların yanına git sen de. Bak buralar şuralarda boş. Gel anneciğim. Gel bebeğim. Ne yapacağım? Pardon. Dur. Geç şuraya oturabiliyormuşum bak. Şuraya oturabiliyormuşsun. Hadi otur oraya. Nereye? Şuraya. Abinin yanına otur bak hadi. Ama çekti. Tamam. Nazikleri görebiliyoruz biz de orada. Çağrı'nın kucağına otur. O gün abimin montu nasıl çeliyor o gün? Evet, sıkıntı yok, şuraya sarılacağım. Burası ayılabilir miyiz gençler? Ne yapıyorsun? İyi, ayılabilir miyiz? Egun bayram abi size. Efe, şöyle gel. Severek takip edeceğim. Şimdi halkanın ibik kısmını yapıyorum arkadaşlar, en üst kısım. Şurası. Normalde her bir parça için biz bir gün bekleriz. Ben siz görün diye şimdi parça parça yapacağım, daha sonra yapacağız. Siz içeri mi? Gel yanıma otur istiyorsan. Gel. Otur çocuğum sen. Olsun, şu en güzeldeki. Bu buradan gel, çamura geç. İbik. Şimdi ayak kısmını yapacağım. Hemen gidiyorum abi. Yapmak istiyor musun? Bakarız. Üstüm kilenir. Mezara ihtiyacı olan varsa mezar ustamız da var hemen. Şey alın. Geçen baba yiğit mezar ustasıdır aynı zamanda. Hmm. Ölmedik daha. Zincirli kuyuda mı çalışmıştın? Neredeydin? Karacaahmet'te en büyük mezarlık zaten. Bu da Türkiye'de. Ayak kısmı. İstanbul'un en büyük mezarlığı. Şimdi en zor kısmını yapacağım. Halka. Halka nasıl olacak bakalım, bir dakika. Güzel orası.
tansiyona, şekere, her şeye gelir. Tansiyona, şekere, kaynana gelin kavgasına, gelin görümcek kavgasına, baba oğul kavgasına, sarhoşa, ayyaşa, berduşa, berduşa. Hamileye, çocuğu olmayan özellikle. 500. Çok amaçlı. İçmeyelim. 500 istemeyiz. Annem, üstü çamur olsa bir şey olmaz değil mi? Olursa da abine atacağım bak. Annem bilir. Bak şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Evet. Bu en zor kısmı bu. Bana dese keşke bir şey olmaz değil mi? Sana hemen kızdıramışlardır. Gözlerden bayana kızdıramamışlar. Anlatacak onlar. Abla beni öğrendi mi vermiyorlar artık. Eskiden öyleydi tabii. Yapmayana kız vermezdi. Halı dokumasını bilmeyeni buraya bir tane gelin olarak halı alırlardı. Hemen efendim. Hepsi var. Şu ablamın tane vereyim. Yusuf almak istiyor musun? Al bu var bak. Sağ ol teşekkür. Kerem almak istiyor musun teyzem? Ne elma çayı elma çok çayı güzel. Görüşün. Baksınız arkadaşlar. Şimdi birleştireceğim. Süper. En zoru. Evet. Yok en kolay. En zorunu yaptık bence halkayı. En kolay şey. Hocam şimdi. Evet. Şimdi halkanın içi boş efendim. Bik. Yok buradayım. Buradakileri hiç görmüyor musun hocam? Mağarada yaşıyoruz. Onlar evde yaşıyor. Arada kültür farkı oluştu şimdi bu arada yaşayalım. Gece 2 dövüşle hep güzel oldu. Gerçek bir yetenek yani. Anne ben yetenek. Rüyanın yanına gelin. İyi varız. İsmin ne? Çağır. Kanka. Bu kadar basit. Herkes yapabilir. Biz bunların toprağını Kızılırmak'ın eski yataklarından ve civardaki bulunan dağlardan alıp getiririz, elenir. Elendikten sonra bayanlar nasıl hamur yoğurur, biz de havuzlardan yoğururuz. Daha sonra yoğurma işlemleri bittikten sonra toprak iyice homojen hale gelir ve daha sonra bu şekilde işlenirler. Bu işlemler bittikten sonra güneş varsa 15 dakika güneşte kalır. Eğer güneş yoksa, hava karlı, yağmurlu, kış günlerindeysek bir ay kadar kurutma odasında bekletilir ve daha sonra fırına girer. Fırında da 10 saat kalarak 900 ile 1200 santigrat derece arasında pişer. Piştikten sonra daha düzgün yüzeye sahip olurlar. Tabii yüzeyleri perdahlanmış ise bu şekilde. Eğer yüzeyleri perdahlanmamış ise bu şekilde mat kalır. Her şeye rağmen fırındaki sıcaklık 1200 dereceye de geçerse çömlek bu şekilde erir. Bu da güzel ama her zaman elde edemeyiz. Recep bir de desteği falan geçsene kardeşim. Bu da bizim bölgeyi anlatan en önemli parçalardan bir tanesi. Böyle bakıldığında bir güneşi simgeler. İbiğinden dolayı Hitit güneşi. Orijinali 1400'lü yıllarda 15 kilometre uzaklıkta ilk Topaklı köyünde bulunuyor. Kralın mezarında çıkıyor. O dönemlerde bu fırın evlere nazar değmesin anlamına gelir.
ve avanosta yapan usta sayılır. Şu an 4 tane ustamız var. Birisi de buranın sahibi Galip Usta. O dönemlerde içine şarabı dolduruyorlar ve dağın en üst zirvesine bırakıyorlar. Güneş gün doğmadan halkanın ortasına vurursa kendi dinlerine göre içindeki şarap kutsal sayılıyor. Ve saygılarından dolayı kutsal saydıkları insanlar, bakir kadınlar özel törenlerde bu şekilde omuzlarına takarlar ve eğilerek ikram ederler. Daha sonra istenilirse yüzeyleri de kalemlerle tek tek çizilir, boyanır. Motifler Hitit motifi, hayvan figürü ise Kapadokya ilk adı, güzel atlar diyarı. O da bizim kendi kattığımız bir çalışma. Bu da hayat ağacı. Baba, anne ve çocukları simgeler. Bir de bizim burada her genç kızın çeyizinde bulunur. Aile bağları sağlam olsun, evlilikleri bir ömür boyu sürsün diye. Bu görmüş olduğunuz hediyelik süs eşyalar da çamurdan yapılıyor. Zaten nasıl yapıldığını videoda hep beraber izledik. Gerçekten de hepsi el emeği, göz nuru. Yapımı basit gibi görünse de el işçiliğiyle desenler, motifler nakış gibi işleniyor. Sonrasında bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Nevşehir'in Avanos bölgesinde bu tarz hediyelik süs eşyalar satılıyor. Alırken de indirim yapıyorlar. Her bütçeye göre hediyelik süs eşyalar var. Zaman ayırıp da videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.